Efendim tekrar hepinize merhaba. Evde kaldığımız bir gün daha. Yine her zaman olduğu üzere sizlerle bir grup ve bir enstrümanı ve onun öykülerini paylaşmak istiyorum bu kısa videomuzda. Dünya müziğindeki en önemli unsurlardan bir tanesi de uluslararası boyutta etkileşime giriyor olması. Yani biz buna füzyon diyoruz. Füzyondan ne demek oluyor? Bir füzyon içerisinde farklı ritimleri bir araya getiren, içerisinde elektronik müzik de olabilir, içerisinde rock müziği de olabilir, içerisinde yerel ezgiler de olabilir. Bunların hepsinin bir araya gelip aynı havanda dövülmesi sonucunda ortaya çıkan füzyon müzik denebiliyor. Bazı albümler bu anlamda çok etkili olabiliyor, çok ses getirebiliyor. Bazıları da geldiği gibi gidiyor açıkçası. Ben füzyon müziğine çok önem veriyorum. Çünkü insanların kendi comfort zone'unun dışarısına çıktığı, müzisyenlerin de dinleyenlerin de kendi güvenli sahalarından dışarıya çıkarak farklı ritimlere, farklı harmanlamalara kulak misafiri olabilecekleri, kendilerine açtığı, kendilerini açtıkları ritimlerin sunulduğu güzel bir harmanlama olabiliyor karşımızda. Bazı albümler dediğim gibi hemen dikkat çekebiliyor, bazıları da geldiği gibi gidebiliyor. Ben de bu kısa videomuzda bir grubu sizlerle tanıtmak istiyorum. Oldukça genç bir grup, yaratıcı bir grup. Kültürel harmanlaması da oldukça etkili bir grup. Kendilerinin vurgusuna bakarsak Batı Gana'dan geliyorlar ve Burkina Faso'da yaşıyorlar. Zaten ilhamlarını da buradan alıyorlar. Dagare kabilesi diye bir kabile var ve orada da kendi içlerindeki yerel dillerinde bir vurgu var, bir atıf var. Nedir? İyi, iyidir. İyi, iyidir de Vula Viel olarak çeviriyorlar. Yani Vula Viel dediklerinde iyi, iyidir anlamı geliyor. Ve grup da adını buradan alıyor. Vula Viel. Ve dediğim gibi daha çok genç bir grup. 2016'da zannedersem ilk albümlerini çıkarttılar. 2019'da da ikinci albümlerini çıkarttılar. Bunları Spotify'da rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Ve ben bunları bulur bulmaz ilk defa tanıştığımda bana sosyal medyadan el uzattılar. Açık Radyo'da radyo programı yaptığımı bildiklerinden dolayı ve genel bir anlamda da böyle platformlardan bizlere dijital albümler geldiğinden dolayı kendileri de bana bu albümlerini ulaştırmışlardı ve inanılmaz beğenmiştim. Ve o zamandan beri de kendilerini yakından takip ediyorum. Grubun kurucusu o ön planda duran Beş Burç. Kendisi Gana'da yaşıyor uzun bir süre, yaklaşık bir 8 yıl falan orada yaşıyor. Ondan sonra da Gana'dan Londra'ya dönüyor ve kafasında bir müzik var, bir müzik harmanlaması var. Asıl amacı gençlere etnik müziği sevdirmek, yerel ezgilerle birlikte ama onların da anlayabileceği tarzlarla birlikte ulaştırabilmek. Çünkü çok açık konuşmak gerekirse herkes yerel müziği, etnik müziği bir anda sevmek zorunda değil, sevemeyebilir. Çok ağır gelebilir, çok garip gelebilir. Bundan dolayı da onlara da alıştırabilecek şekilde onların da aşina olduğu tarzlarla birlikte bir araya getirerek bir oluşuma girmeyi hedeflemiş. Ve Londra'ya döndüğünde de Dan Nichols, George Crowley ve Simon Roth ve Dave DeRose gibi müzisyenlerle bir araya gelerek Vula Viel'i kurmuş. Bunun içerisinde enstrüman olarak baktığınızda bass synthesizer var, klavye var, saksofon var, çift bas var, vibrafon var ve ama grubun asıl ön planda olduğu ve ön plana çıkartmaya çalıştığı enstrüman ise ksilofon. Ksilofonun ne olduğunu da belki hemen algılayamayabilirsiniz. Şöyle yayvan bir şekilde dizilmiş bir tahta bedeni düşünün. Onun üzerinde plaketler var. Tahta plaketler veya metal plaketler. Ve onları çubuklarla vuruyorsunuz. Böyle böyle. Daralıyor gittikçe genişten.
sağ tarafa doğru daralıyor veya vice versa veya tam tersi şeklinde böyle böyle çalınan bir enstrüman. Bu tabii ki çok fazla bilinen bir enstrüman değil. Aslında çocukluğumuzda bize oyuncak olarak verilen bir enstrüman. Ben oğluma da almıştım. Oldukça da keyifli bir şekilde eğlenmişti. Ama bu bir oyuncak olarak ön plana çıkıyor. Çok fazla ne diyeyim, müziksel değeri yok veya müzik grupları tarafından çok fazla ön planda tutulmuyor. Bazı caz müzisyenleri var, ksilofonu çok fazla kullananlar. Ama genel dünya platformunda çok fazla bilinen bir enstrüman değil veya çok fazla tercih edilen bir enstrüman değil. Oreca TX diye bir grup var mesela, son zamanlarda Endülüs'ten geliyor. Onlar ksilofonun başka bir boyutu, yani daha büyük olan bir omuzlarda taşınan bir enstrümanı ön plana çıkartarak müzik yapıyorlar. Belki zamanımız olursa ileriki videolarda da onlarla sizleri tanıştırırım. Ama biz ksilofona geri dönersek şöyle bir açıklama yapma ihtiyacım var. Çünkü ben enstrümanların hikayelerini çok severim. Çünkü hep dediğim gibi bir şeyin öyküsü olunca daha bir katma değeri oluyor, daha bir kalıcılığı oluyor, daha bir vurgusu oluyor. Ve ben de bunları mümkün olabildiğince araştırmayı ve paylaşmayı seviyorum. Grubun müziğinin yüreğinde dediğim gibi ksilofon yer alıyor ve bundan besleniyor. Adını tahta sesi anlamına gelen Yunanca kisilon yani tahta ve fon yani ses sözcüklerinden alan söz konusu vurmalı çalgının tarihimize Güney Asya'dan girdiği söyleniyor. 16. yüzyılda Avrupa'da görülmeye başlayan enstrüman, küçükten büyüğe doğru yan yana sıralanan tahta plakalardan oluşuyor ve son zamanlarda bu metal plakalardan da oluşmaya başladı. Albümün de kapağında böyle aslında ksilofonu ön plana çıkartmışlar. İlk albümlerinin kapağında sizlere de birazdan göstereceğim. Willow Viol ise Beş Burç bunu Glee yani yerel adlı enstrümandan yola çıkarak kullanıyor müziğinde. Gyi ise dediğim gibi gitmiş olduğu ve yaşadığı Gana'da 8 yıl boyunca yaşadığı zaman Gyi olarak bu enstrümanı tanıyor. Bunun aslında Afrika versiyonu bir ksilofon olduğunu fark ediyor ve bunu müziklerinde icra etmeye başlıyor ve bunu da ön plana alarak ritimler arasında bir örücü yapısı olduğunu vurguluyor sanatçı ve sağ taraftaki farklı ritimleri alıp sola, ortadakileri alıp arkaya bir şekilde harmanlama yaptığını, bir şekilde köprü kurduğunu, yani o ufaktan büyüğe doğru giden plakaların aslında bir köprü olduğunu vurguluyor ve böylelikle de Afrika ile Batı arasında da güzel bir köprü oluşumuna girdiğini söylüyor. Kendileri gibi de son zamanlarda pek çok müzik grupları ortaya çıkmaya başladı. Mesela Monosvezi diye bir tane grup var. Çok sevdiğim ve beğendiğim. Onlar da benzer tarzda dünya müziğini Batı müziğiyle, Batı müzik formlarıyla bir araya getirerek güzel bir harmanlama yapıyorlar. Ama buradaki asıl vurgu minimalist müzik yapmak. Yani minimalist derken olabildiğince en sakin, en anlaşılabilir hap niteliğinde müziği füzyon çatısı altında bir araya getirerek bizlere ulaştırıyor olmaları. Wavil ise bunu bir sükunetten yola çıkarak yapıyor. İlerledikçe yanlarına yeni enstrümanlar dahil ediyorlar. Yeni öyküler dahil ediyorlar. Ve bunlarla birlikte de dinlemesi keyifli ve huzurlu ritimler ortaya çıkartıyorlar. Çok fazla söz yok. Enstrüman odaklı gidiyorlar. Burada da amaçları şu: tonsal ve tınısal anlamda her şeyin aslında insanın bedenini, ritimsel bedenini, ruhaniyet içerisinde ulaşabildiğine inanıyorlar. Ve zaten Afrika'da da pek çok videoda da bahsettiğim üzere müzik çok ön planda. Müziğin asıl bir iletişim aracı olduğunu, bir dil olduğunu vurguluyorlar. Ve bu iletişimi de Vuaveil gibi gruplar Afrika'ya serpiştirilmiş bu tınıları bularak yerel ritimlerle birlikte bizlere ulaştırıyorlar. Vuaveil'in yaptığı müziğe füzyon müzik diyoruz. Bunu caz,
minimalist elektronik ritimlerle birlikte bir araya getiriyorlar. Ksilofon başrollerde ve ürettikleri müziklerin çoğu anonim, eski, yerel eskilerden ilham alarak bir araya getirilmiş yeni versiyonları ve son ürettikleri albümde de özgün parçalar yer alıyor. Bu grubun ben özellikle şu sorumluluğunu seviyorum. Batılı müzik gözüyle yerel ritimleri bularak bizlere ulaştırıyorlar ve bunu da sorumlu bir şekilde, yani hadlerini bilerek yapıyorlar ve saygı içerisinde yapıyorlar. Bu da çok önemli bir şey. Alıp bunu dejenere etmiyorlar veya çok ciddi anlamda yıpratmıyorlar. Sorumlu bir kalıp içerisinde bir araya getirerek bizlere vurguluyorlar ve ifade etmeye çalışıyorlar. Ve buradaki asıl amaç da genç nüfusa, genç jenerasyona bunları ulaştırıyor olabilmeleri. Zaten dinlenen ritimler bunlar ama bunlar nasıl ileriye dönük bir şekilde kalıcı olabilir? Nasıl daha sorumlu bir şekilde bir sonraki kuşağa da aktarılabilir? Bütün vurgulamaya çalıştıkları ve amaçları da bu doğrultuda gidiyor. Evet efendim, şimdi söz konusu grubumuza gelirsek, hemen sizlere açacağım. Tam olarak neleri olduğunu Spotify'da onu size söyleyeyim. 2016 tarihli Good is Good, yani iyi iyilikten, bu zaten grubun ana şeyi, tanımı, Ghana diyalektinde gelen Via Vil olarak söyleyebiliriz. Vula Vil olarak söyleyebiliriz. İkinci albümleri ise en son çıkan 2019'da çıkmış bu. What's Not Enough About The That gibi bir albümleri var. What's Not Enough About That olarak 2020'de, yani 2020 tarihinde piyasaya çıkmış. Arada da bir tane 45'likleri var. Ben size bu albümden, daha doğrusu ilk albümlerinden çıkan bir parçayı, ilk parçayı sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Yes Yaya isimli ilk eserleri de diyebilirim. Burada çok güzel bir şekilde duyduğunuz üzere ksilofonun tonlarını duyabiliyorsunuz. Albümü de şöyle göstereyim. Çok minimalist bir şekilde ksilofonu sergilemişler. Alttan üste doğru giden plaketlerle birlikte vurmalı enstrüman, çalgı şeklinde bizlere gösteriyorlar. İki tane çubukla birlikte vuruluyor ve çalınıyor. Evet efendim. Bakın burada birazcık caz ritimleri de araya sokuluyor. Güzel bir füzyon var. Arkadaki yerel diyalek ve yerel tınılarla birlikte ortaya çıkan ana harmanlama. Evet. Evde kalıyoruz. Güzel müzikte kalıyoruz. Sağlıklı kalıyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere.